Evet değerli ajan Sinop takipçileri herkese merhabalar Demirci Köyü limanından bir canlı yayınla sizlerin karşısındayız sabah saatlerinde Sinop e, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz kendi sosyal medyasında bir şey paylaştı Demirci Köyü limanı ile ilgili e, biz de buraya gelelim burada neler oldu neler oluyor buradaki sorunlar ne ciddi bir sorun var şu anda benim yüksekten görüyorsunuz beni burası göçen yol efendim. Şöyle bir ilerleyelim. Demirci Köyünde bir heyelan söz konusu olmuş. Bundan yaklaşık bir ay önce, bir bir buçuk ay önce. Bu zamana kadar herhangi bir çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı, bitmiyoruz. Ee, birazdan öğreneceğiz. Eğer burada birilerini bulabilirsek. Şimdi şu yolu bir göstermek istiyorum size. Bu yol göçmüş. Yukarıki, yani yukarısı, deniz tarafına doğru e, her an ürküyor ve biz buradayken de ufak ürkmeleri de görmedik değil. Bakalım Demirci limanında neler oluyor? Yaklaşık 20 milyon lira yaklaşık 20 milyon lira bedeliyle yapılmıştı bu liman. Ama ne hikmetse dikiş tutmadı tabiri caizse. Bakalım. Evet, görüyorsunuz yolu. Burası ürkmüş. Dikkatli bir şekilde buradan geçelim. Elektrik direkleri tamamen burada tahrip olmuş durumda. Yol çatlamış. Bakın. Demirci Köyü yıkılıyor değerli izleyenler. Demirci Köyü yıkılıyor. Demirci Köyü limanı yıkılıyor. Gidelim bakalım burada balıkçı. Balıkçılarımız burada bulabileceğiz mi? Doğaçlama yapıyoruz yayını. Evet. Şurada karşıdan bir balıkçı. Şurayı da göstereyim size bakın. Buralar hep böyle göçmüş. Yukarıda bir yapı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama o da şu anda tehlike arz ediyor diyebilirim. Böyle böyle göçmüş. Evet. Hemen şöyle gösterelim. Ciddi anlamda bir ürkme söz konusu burada. Ağaçlar bakın orada e, yamulmuşlar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Ajan Sinop'tan Deniz Özen ben. Ben Recep Çalışkan. Evet, sabah uyandık. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz buradan bazı görüntüler paylaştı. Sanırım siz de evet, o de orada buradayım. konuşanlardan birisiniz. Evet. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Recep Çalışkan. Ee, Sinop merkezde oturuyorum. Burada da balıkçılıkla uğraşıyorum. Amatör olarak uğraşıyorum. Profesyonel olarak da arkadaşımızın kayıklarıyla ağ atıyoruz. Gene burada profesyonel olan arkadaşlarımız var. Siz burada balıkçısınız. Balıkçıyız. Tamam. Şimdi e, yol ürkmüş. Evet. Gördük. Burada da hala ürküyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Nedir buradaki sorun? Buradaki sorun burada bir heyelan bölgesi diye söyleniyor. Burada kulübelerimiz vardı. Biz balıkçılıkla uğraştığımız için. Kendi yaptığımız kulübeler. Şimdi görürsünüz zaten burada da. Burada yukarıdaydı kulübelerimiz. Heyelandan dolayı kulübelerimiz kaydı. Kaydığı için de bütün kulübelerimizi aşağı indirdik. Şu anda burada. Ve bu heyelan devam ediyor. Buna bir nasıl bir çözüm olur? Bilemiyorum. Gördüğünüz gibi hala akıyor yukarıdan aşağı. Bir şey soracağım. Göçtü ee, tamamen. Tamam bir heyelan söz konusu olmuş. E, yeni de değil. Yeni değil. Aşağı yukarı bu bir aya yakın oluyor. Bir ay. Bir aya yakın bir oluyor. Peki size siz bunu yetkililere bildirdiniz mi? Buraya gelip bir fizik çalışması yapıldı mı? Ee, bununla ilgili ne söylersiniz? Buraya yetkililerden tarım geldi. Ee, bu Abalı ürünleri Kooperatifi falan da geldi yetkililer. Geldiler, baktılar. Ee, ne yapacaklarını bilmiyoruz tabii. Nasıl bir e, çalışma yaptılar bilmiyorum. Hatta dün yine tarımdan arkadaşlar geldi buraya baktılar. Ee, ne yapacaklar bilmiyoruz yani bu konuda. Evet. Peki. Peki. Ee, siz barınaklarınızı bu şöyle döner misin? Barınaklarınızı bu evet, tamam. e, kısmında, beton setin arkasına. Tabii. Peki niye oraya koydunuz da buraya koymuyorsunuz? Buralar Neden geniş. Neden koymadık? Daha önceden bizim kulübelerimiz bu liman içindeydi. Hı, hı. Burasın, e, kanunen yasak olduğunu beyan ettiler. Yasak olduğu için de bize bir süre verdiler. Kulübenizi liman içinden kaldırın. Yani perde betonun dışına çıkmamız gerektiğini beyan ettiler. Biz de kulübelerimizi dışarı aldık. Bütün kulübelerimiz tamamı hep dışarıdaydı. Peki daha önce heyelan olduğu belli değil miydi? De Değildi. oraya gidin dediler. Değildi. Değildi. Evet. Heyelan görükmüyordu o zamanlar. Evet. evet. Sizi de tanıyalım. Aydın Avcı. Ee, ben de balıkçıta uğraşıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Recep abim dediği gibi Recep abim her şeyi anlattı zaten. Evet. Şimdi şuraya kulübeleri koyduk. İki yıldan beri bu kulübelerle uğraşıyoruz. Niye? Hafif kaymada yok altına demir çak. Yok öyle yap. Zapt olsun. Kulübe yamuldu İdare ederiz hesabına. O şekilde. Şu anda şimdi bu sene şiddetli kar yağmak nedeniyle tuttu. Tamamen gülübemiz aşağı geldi. Ne yaptık biz? Hani en azından gülübemizi kurtaralım hesabı. Binci getirdik. Parasını verdik. Geldik şuraya koyduk. Yani şimdi ne yapalım şimdi biz? Nereye gidelim? Nasıl yapalım? Yani bize birisi yardımcı olması lazım. Yani. Burası Acilik balıkçı olarak. barına. Şuraya girdiğimiz zaman evet. E, tabelene yazıyor? Balıkçı barınağı yazıyor. Ben doğusunu, batısını, limanları her yere geziyorum. Herkese bir balık barınağı yapılmış. Adam denizinden geldiği zaman üşüdüğü zaman şey yaptığı zaman çayını demler. Biz burada tutup da e, şey kalacak halimiz yok. Temel atacak halimiz yok. Bu şekilde sıkıntımız bu. Bir şey soracağım. Şimdi hepiniz siz de bulmuşken. <laughs> evet. Biz Sinop'taki e, Mendirek'teki özellikle büyük balıkçıların buraya gelmesiyle ilgili bazı söylemler duyuyoruz. Evet. Bazen bunu biz de basın olarak dillendiriyoruz. Peki. Buraya balıkçı gelsin mi? Gelse de burada imkanlarınız yeterli mi sizin için? Önce bir bunu konuşalım. Burada imkanlar yeterli değil, değil ki. Değil. Bir kere en basiti bir yani ihtiyaç giderecek bir tuvaletimiz yok. Denizli limanda tuvalet yok mu? Yok. Anca biz kendi imkanlarımızla kendi kulübelerimizin yanına bir e, göçmeden önce yukarıdaydı kulübelerimiz. Orada bir fosfetlik çukur yaparak kendi herkes kendi kulübesindeki ihtiyacını o şekilde gideriyordu. Şimdi siz Sinop'taki balıkçıyı buraya getirdiğiniz zaman burada ona nasıl bir imkan sunacaksınız? Benim kayığım da orada olsa ben de gelmem buraya. Açık söyleyeyim çünkü niye burada bir imkan yok, ulaşım yok. En başta ulaşım yok. Bir tane dolmuş var. Saat başı kalkan. E buraya bir imkan vermeniz lazım. Burada duyduğumuz en büyük sıkıntılardan birisi de şu: e, hamsi yüklü şeylerin e, kamyonların bu dik rampada sıkıntı çekti. Evet çıkamıyor. Yani böyle bir liman hiç gördünüz mü bir yerde? Yani bu konuda da biraz konuşalım. Yok burada liman bu e, kamyonlar yukarı çıkamıyor ki. Kışın falan özellikle yüklediği zaman işte dökme hamsi falan olduğu zaman sular akıyor. Kayıyor buralarda. kepçeyle kepçeli, traktörle çekip çıkarıyorlar. Evet. Sizce size soracağım. Burada balıkçı balıkçılarımızın yani sizlerin düzgün bir şekilde e, burada işlerini yapabilmeleri için burada düzgün bir şekilde durabilmeleri için neler olmalı? Burada düzgün bir şekilde olması için en azından şuralarda dediğiniz gibi yani bir yerleştikten sonra en azından şuralarda bir tuvaletimiz yani en azından şuralarda bir hizmet olması lazım. Biz onu ona da geçtik en azından biz burada şu anda duralım sonra da ne yapacaklarsa buraya yapsınlar. Ha gel biraz önce dediniz ki rampaya kamyonlar çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ben burada seyrediyorum şu mesela havuzlar olsa şey olsun çıkmıyor. Ben e, şurada 3-5 ay önce şurada bir şey seyrettim. E, şuradan bir yol, yandan bir yol yorumu yapıldı burada. Evet. Yoldan bilmiyorum ne yaparlar, ne ederler. Hakikaten şu durumda bayım bir durum yani. Şimdi şurası Allah aşkına. Şurada ne yaparsın? Evet. Bir gelsin şurayı bir görsünler. Şurada ne yaparsın?